Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize mutlu günler. Yepyeni bir bölümle, yepyeni bir oyunla yine karşınızdayım. Evet, bu simülatör Stride oyunumuzun adı. Biliyorsunuz ilk bölümü çekmiştik zaten ve bugün de ikinci bölümde devam edeceğiz. Tabii ki değişik bir oyun. Aynı bu simülatör 2023 tarzı durakları geçtikçe işaret oluyor. Görüyorsunuz şu anki de normal güzergahımız, rota belirlendi. Şöyle baktığımız zaman Einstein'den kalkacağız işte vesaire. Şurada gidiyor zaten, gösteriyor. Evet, otobüs bayisine baktığımız zaman da şöyle söyleyeyim. Evet, Setra. Şöyle görüyorsunuz. S416L Ebusunes. BYD18 körüklü. Burada Skyne Citywide LF12. Yani çok fazla çeşit var, onu söyleyeyim. İnşallah bu tarz otobüsler bu simülatör 2023'e de gelir. Evet. Vicinity Motor Corp, Vicinity Bus 35CNG. Onun haricinde Manlios 18 körüklü, Blue Bart Sigma otobüs, Mercedes, Volvo 7900 elektrikli körüklü, Alexander Dennis Enviro 500, Mercedes-Benz E-Staro. Gerçekten de birçok otobüs var. Iveco Bus, Urbanway. Evet, açma koşullarını falan yazıyor. Burada görüyorsunuz 333 bin euro, 158 bin euro fiyat olarak değişiyor tabii ki. Bizim zaten şu an için otobüsü açma gibi bir durumumuz yok. Şöyle haritamızı da gördüğünüz gibi bu şekilde şu an için kademe kademe açılacak. Şu anda Setra S416LE otobüsümüzle biz gidiyoruz. Görevler kısmında devam eden görevleriniz özetini burada bulabilirsiniz gibi 24 saat günlük görevler alırsın. Ek kredi, şoför deneyimi veya saygınlık kazanmak için buraya her gün kontrol etmeyi unutma diyor. Biz tabii ki evet, asıl olay budur diyor. Ana meydan rotasında bir kez sür. Ana meydan 3 miktarından daha fazla puan kazan. Böyle değişiyor. Hemen geri diyoruz. Biz tabii ki burada sür diyeceğiz şimdi. Şu an için. Şimdi sür diyoruz. Daha fazla krediye mi ihtiyacım var? Rotalarını daha fazla otobüs atayarak veya bankayı ziyaret ederek saygınlık arttır demiş. Evet, gördüğünüz gibi Polatur'da ikinci seviyedeyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, bu simülatör Stride bölümünde ikinci turdayız. Çok zordu biliyorsunuz. İlk başta da zaten bayağı zor olduğunu görmüştük. Evet, şu şekilde yukarıdan aşağı doğru yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi H'ten meydan. Şöyle hemen evet, kapılarımızı açtık. Aynen böyle. Evet, biliyorsunuz bu oyunumuzu da dışarıdan sürüyoruz. Çok fazla hız yapmadan. Evet, yolcu uyuyor demiş. Bir dakika, tepki verelim hemen. Evet, yolcu uyandırdık. Evet, değişik şeyler var aslında burada da. Aynen rotamıza devam ediyoruz. Gerçekten diğer bu simülatörden sonra buraya gelince bu oyunda çok fazla insan şaşırıyor diyebiliriz. Çünkü yani burada da her şey 10 numara. Evet, yolcu inmeyi unutmuş. Şu anda indiğimiz öbür tarafa inecek artık. Yapacak bir şey yok.
Evet, hız sınırını aşmadan devam ediyoruz yolumuza. Az ileride durak var. Zaten burada da gördüğünüz gibi son 3 durak. Evet, buranın da ayrı bir tabii ki özelliği var bu oyunun. Böyle tepkiler. Evet, şu anda yaklaşık 13 tane yolcu var ve şunu söyleyeyim, yolcular burada en azından şunu görebiliyoruz. Ha, bir dakika, evet, bir tane emekli. Evet, bir tek emekli, pardon yanlış verdik galiba, neyse, emeklilerde sıkıntı yok. Evet, şöyle sinyalimizi verdik, haydi bakalım. Evet, bayağı ara verince biliyorsunuz ama şöyle söyleyeyim, çok fazla otobüs çeşidi var bu oyunda. Bence yani şöyle biraz seri yaparsak daha da oyun bence güzel. Yani benim için güzel, öyle söyleyeyim. Yani gerek grafik olsun, otobüs gördüğünüz gibi bayağı bir dolu. Mesela bu doluluğu şeyde göremedik, diğer oyunumuzda. Zaten yukarıda da gördüğünüz gibi arkadaşlar, son iki durak. Yani burada da beyaz işaretler çıkıyor gördüğünüz üzere. Tıpkı bu Simulator 2023'te olduğu gibi burada kalan durakların sayısını tabii ki ezberleyebiliyoruz. Evet. Ve burada duraklarda durduktan sonra şu anda hemen bilet istiyor mesela. Yolcumuz neymiş? Günlük normal. Evet, bir tane verdik. Evet, şu anda doğru. Aynen. Evet, yolcu kapanmasını engelliyormuş. Aynen, onu da hallettik. Yani bu tarz tepkiler güzel. Şu anda 13 kişi var ama tabii indi bindi var. Bir dakika, yanlış sinyal vermişiz. Tamam, sıkıntı yok. Düzelttik. Dediğim gibi ara verince tabii ki ister istemez bir acemilik oluyor. Ha, içeriden rahat sürülmüyor arkadaşlar, onu söyleyeyim, aracın içinden. Şu anda son durağa doğru gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, tam vaktine geldin diyor. Yolcularımız da tek tek iniyor. Bu kalabalığı görebiliyoruz. Tabii ki bu da güzel bir şey. Aynen şöyle gördüğünüz gibi. Evet, bu bölümümüzü de bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi şoför deneyimi vesaire. Devam et diyoruz. Evet, daha fazla krediye mi ihtiyacım var? Onları da geçtik. Evet. Tulla Daiki Einstein haritada açıldı. Evet, buralardan bir şey yapabilir miyim acaba? Yoksa aynı devam mı ediyoruz? Evet, şu an için başka yerlere gidemiyoruz. Evet, aynen. Mesela rota yönetim. Evet, buradan ikinci rotaya geçebiliriz. Tulla Daiki. Ama buna da herhalde para yetmiyor. Evet, kabul et desek. Evet, kredin yok. Burada bayağı bir yer var. Bunları da açacağız ama şu an için yapacak bir şey olmadığından ana meydandan devam ederiz. Şu anda ne kadar nakitimiz var onu da göremiyoruz aslında. Şöyle görevler, banka. Evet, geri diyelim. Şöyle bir profil kısmına bir bakalım.
Yani profilimize de herhangi bir sıkıntı yok. Mat. Evet. Üçüncü seviyedeyiz. Ama ne kadar para olduğunu göremiyoruz buradan. Rota yönetimi, otobüs payası var. Filo yönetimi var. Filo yönetiminde de şu an için sadece bu arabayı set var yani elimizde. Başka da araç yok. 158 bin liraya satıp başka otobüs varsa ona bakmak lazım. Mesela otobüs seç diyor buradan. Başka da otobüs de yok. Daha fazla otobüs al diyor mesela. 158 bin lira onu satarsak mesela yerine bir tane Blue Bright alabiliyoruz. Oo, Mercedes-Benz Staro. Bence onu bir deneyelim. Evet, bir risk alalım arkadaşlar. Şunu sattık, ne oldu? Bu otobüs 158 bin fiyatına satılsın mı? Otobüsün satamasın diyor. Son otobüs. Evet. Maalesef. Olmuyor arkadaşlar. Evet, filomuzda da otobüs olmadığından şöyle daha fazla otobüs dediğimiz zaman acaba ne kadar nakit var şu anda? Şöyle mesela bir şoför seviyesine ulaş. Güncel asıl olay budur, görevini tanımla. Evet. Neyse, biraz enteresan tabii ki. Burada anladım. Şurada sıfır gözüküyor gördüğünüz gibi. Canlımız yok. O yüzden nakit kazanmamız lazım. Bu da muhtemelen şu 300 olacak galiba şoför görevi. Bunda da 200 yapmışız. Neyse, o artık okey işareti. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi süre geçiyoruz. Evet, ondan dolayı öğreneceğiz tabii ki. Hadi bakalım, rastgele diyelim. Üçüncü seviyeye geldik. Evet, gene ana meydandayız. Gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durağımız var. Evet, şöyle açtık. Evet, yolcumuz. Evet, tek öğrenci istiyor. Gördüğünüz gibi tek öğrenci. Aynen. Kapımızı da kapattık. Evet, iç kısımdan da şöyle bakalım. İç kısımdan. İç kısımdan da yani dışarıdaki gibi rahat sürülmüyor, onu da söyleyeyim. Evet, şöyle. Var mı bilet isteyen? Evet, o da yok. Hemen kapatalım. Yani gördüğünüz gibi içeriden o şekilde sürülüyor. Evet, camdaki pislikleri de silgeci açarak temizliyoruz. Evet, bakalım. Evet. Günlük emekli. Evet, günlük emekli. Bir tane.
Kapımızı da kapatalım. Aynen. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Evet, diğer taraftan da bu simülatörü 2023'te biliyorsunuz Dubai'yi tamamladık. Devamı gelecek. Evet, araba otobüs durağını işgal ediyor. Kornaya bas demiş. Aynen, otobüs. Evet, aracı kornaya basınca. Aynen, şöyle durduk bakalım, bilet isteyen var mı? Evet, bilet istemiyor. Devam ediyoruz tabii ki. Sinyallerimiz, dedim ki şöyle bir iki el oynadık mı zaten el hemen alışıyor da. Ara verdiğimiz zaman sıkıntı oluyor. İşte, tek sorun, oyun maalesef bu tarz olduğu zaman çok zor tabii ki. Diğer otobüsleri denemek, diğer kilitleri açmak. Artık başka bir şekilde mi oyuna başvuracağız bilmiyorum. Artık bakacağız. Evet, çünkü çeşitli otobüs denemek lazım ki diğer haritaları falan biraz daha güzel olsun tabii ki. Evet, son durağa gelmişiz bile. Evet, bu da öyle böyle güzel geçti diyebiliriz. Şu an için tabii ki yeni haritaya geçemediğimiz için. Oo, evet, 4 aldık bu sefer. Güzel. Evet, başarılı sürüş 800. Yolcu hayal kırıklığı %25 -25. Yolcu memnuniyeti güzel. Skor 1316 skor almışız. Atanmış otobüsler yok. Ortalama rota puanı 50 saygınlık puanı ve 200.000 kredi saygınlığa. Az kalmış herhalde. Evet, kredi. Vay. Aferin, sıkı çalışmadan dolayı ilk fonunuz olaylandı. Şu fonun hakkını verin demiş. 750.000. Güzel. Yerel otobüs bayisine gidelim. Yeni otobüsümüz orada bizi bekliyordur. Her zaman en son modeller orada olur demiş. Vay. Ana meydan Tullo Dike. Güzel. Evet. Tullo Dike'ı rota yönetimde. Evet, Fulla Dayak'ı aldık arkadaşlar. Fulla Dayak'ta devam edeceğiz. Ve bir de otobüs atam yapalım. Şu anda atanmamış da neyse. Yeri yerimiz kendimize otobüs bakacağız. Evet, çok güzel oldu bu. Şimdi yeni haritada ve bir de şöyle güzel bir otobüs bayisine bir gidelim. Hemen hemen 500.000 var zaten bizde. Bu kendi aracımız. Körüklü var. Ha, körüklüğü mü veriyor bize? Evet, neyse. Körüklü alalım. Sıkıntı yok. 420'ye. Evet, körüklüğü de aldık. Şöyle geri geliyoruz. Aynen. Otobüs bayisi, rota, görevler, banka. Evet, filo yönetiminde. Aynen, yeni aracımız bu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, güzel. Hemen mesela atanmamış diyor. Bir tane şoförümüzü de şöyle yapsak acaba. Bir dakika. Rota yönetimi desek. Mesela ana meydana bastığımızda otobüs atasak. Yok, şunu.
Evet, ona otobüs atadık. Evet, buna bir tane otobüs atanmış zaten. Bunu da ben kendime şöyle bir geri diyelim. Aynen. Tula'da benim şu anda gördüğünüz gibi filo yönetimi var. Filo yönetiminde de benim aracım bu şekilde zaten. Sıkıntı yok. Otobüsümüzü seçtik. Geri diyoruz. Ve Tula'da haydi bakalım arkadaşlar. İlk sürüşümüze çıkıyoruz. Yeni Körüklü otobüsümüzle umarım güzel bir yolculuk olur. Bu sefer Körüklü oldu zaten. Bu şekilde bize demek ki ilerledikçe banka yoluyla geri dönüşler yapılacak. Biz de haritayla Körüklü otobüs aldık. Oyunun bize sunduğu işte yeni Körüklü otobüsümüz. Şöyle gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı yaptığımız zaman ters çalışıyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hani görüntü olarak şöyle yakınlaştırma yapamadık. Evet, şöyle de yapabiliriz gördüğünüz gibi. Evet, gayet güzel oldu ama niyeyse şöyle, ha evet. Evet, yakınlaştırma yok maalesef. Neyse arkadaşlar, şöyle çevirdik. Yukarıdan aşağı doğru yapınca ekrana aynen. Neyse, çok fazla başını döndürmeyelim. Evet, kapısını açtık. Gördüğünüz gibi gayet yakışıklı bir otobüsümüz var. Şöyle de evet, yolcumuz da bilet istiyor. Neymiş? Tek normal. Aynen. Kapattık. Oo. Evet, güzel geçecek diyebiliriz. Körüklü'de de bu şekilde. Evet, güneşe doğuyor karşıdan. Evet, Körüklü gerçekten de güzel. Yolcumuz ne bilet istiyormuş? Evet, tek öğrenci. Aynen, onu da özbeledik artık zaten. Sıkıntı kalmadı. Evet, bu sefer de devam edelim şöyle dışarıdan. Evet, iyi döndük oradan. Aynen. Evet. Günlük 2 normal. Pardon, günlük normal. Evet, şöyle kapattık. Evet, güzel. Daha iki tane durağımız var arkadaşlar. Evet, Körüklü'yü hissediyoruz direkt. Gördüğünüz gibi
Evet, ilgilenme, bilet sat. Artı 2 memnuniyet. Yolcu bilet istiyor. Neyse, günlük öğrenci. Hemen günlük öğrenciyi verdik. Aynen. Evet, son durağa doğru gidiyoruz artık arkadaşlar. Sinyalimizi yine verdik. Aynen, devam ediyoruz buradan sol tarafa. Evet, yeni haritamızda ilk bölümümüze bitiriyoruz zaten. Ve bu da ikinci bölümün sonu olacak zaten, gördüğünüz gibi. Şu anda şöyle kapıyı açalım, sıkıntı yok. Evet, tam zamanda geldik. Onu da söyleyeyim. Aynen şöyle, gerçekten tren gibi diyebilirim. Aynen bu şekilde. Evet, böylelikle bu oyunumuzun da sonuna geldik. Evet, 3 yıldız aldık ama önemli değil. Bu ilk oyunumuz. Evet, Hamang Bursa sağladığın hizmetler, kazandığın saygınlık. Evet, saygınlık 200. Güzel. 4. seviyeye geçtik. Evet arkadaşlar, bu simülatör Stride oyunundayız. Şoför deneyimi artı 250 XP, kredi artı 200 bin, saygınlık da artı 100 oldu, anladım. Evet, Doğu Duyer Üniversite. Şimdi bir sonraki işe bakalım. Görevler menüsünde detaylı inceleme. Evet, bu da güzel oldu. Tulla, ana meydan ve Tulla. Şöyle rota yöneticisine geldiğimiz zaman, aynen burada ana meydan Tulla Dayki açılmış. Onu da alabilir miyiz bakalım? Evet, kabul et diyelim. Evet, onu da aldık, güzel. Evet, bir sonraki bölümde Tulla Dayki'den devam edeceğiz. Yavaş yavaş da gördüğünüz gibi. Evet, ana meydan 11. hat Tulla'daki Asphalt, 12. hat ana meydan Tulla'daki. Yavaş yavaş hepsini açmaya başlayacağız. Evet, sabahmış. Şu anda gördüğünüz gibi 230 bin euro diyor burada. 2 tane otobüsümüz var. Bir tane de otobüs alabiliriz. Hatta otobüsümüzü de alalım otobüs bayisinden. Bir tane Mercedes vardı. Eğer alabilirsek onu alalım. Yani oyun yavaş yavaş güzel oluyor. Burada koşulları neymiş? 56. şoför seviyene ulaş. Oo. Evet. O zaman otobüs alamıyoruz şu anda. Seviyeye geldikçe bize mesela burası için ne diyor? 10. şoför seviyene ulaş diyor. Güzel. Tamam, evet, bunu serimiz gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seri geldikçe zaten otomatik olarak hepsi açılıyor. Evet, ne yaptık? 4'te 3 otobüs gözüküyor. 10'da 2 ayrı bir otobüs gözüküyor. 230 bin euro sabah. Burada şehirler var tek tek. Otobüs bayisi, filo yönetimi, şimdi sür, ana meydan. Rotalarımız var, 3 tane oldu. Evet, şimdilik bu kadar. Saygınlık %50 kalmış, öyle söyleyeyim. Burada 5 diyor. 5. seviyeye geldik, onu gösteriyor. Evet arkadaşlar, bu simülatör Stride oyunumuzda 2. bölümümüzü oynadık. Devamı gelecek serimiz. Yeni körüklü otobüsümüzde denedik. Güzeldi. Yeni yeni otobüslerde açacağız oynadıkça. Evet, yeni bölümlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like attığımı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleriniz açık kalsın ki yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.